Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda konuşacağımız konu iPhone 12 nasıl olacak ve en önemlisi Türkiye'ye kaç gaymeden girecek? Şimdi arkadaşlar hemen şunu söylemek lazım. Bu ürünün çıkış tarihi dünyamızın geçirdiği şu zor günlerden ötürü muhtemelen bayağı bir ertelenecek. Bir 2021'i falan bir gözden çıkarmak lazım gibi duruyor. Ayrıca şunu da eklemem lazım. Bu videoda size aktaracağım bilgilerin hepsi doğru da çıkabilir. Bir kısmı yanlış da çıkabilir. Hepsi yanlış da çıkabilir. İlk olarak tasarımla başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar işin açıkçası iPhone 10'larla birlikte radikal bir tasarım değişikliğine giden Apple'ın bu sene iPhone 12 ile birlikte radikal bir değişime gideceğini düşünmüyor. Ha birkaç tane konsept tasarım gördük. Bu konsept tasarımlarda önde çentik yer almıyordu. Fakat bence boşuna heveslenmeyelim arkadaşlar. Bana soracak olursanız çentik taş gibi yerinde duracaktır. Tabii yine güçlü dedikodular şunun etrafında toplanıyorlar. Bir değişim olacak fakat bu değişim gücünü geçmişten alacak. Peki bu geçmişten gücünü alan değişim ne demek? Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Özellikle iPhone kullanıcıları iPhone 5'i bayağı bir özlüyorlar. Büyük bir ihtimalle de Apple bu sene çıkaracağı telefonlarda bizim iPhone 5'lerde görmüş olduğumuz daha sert bir çerçeveyi tercih edecektir. Bu da bence mantıklı bir hamle çünkü ben neredeyse hayatımda hiç kimsenin elinde kırık olmayan bir iPhone görmedim. Şimdi gelelim ekran tarafına. Ekranda bizi neler bekliyor? Şimdi en son iPhone 11 modellerinde görmüş olduğumuz LCD ekranlar yerine artık tüm iPhone modellerde OLED ekran olacak konuşuluyor. Şimdi arkadaşlar sızıntılara bakılacak olursa bu sene 4 farklı ekran boyutu bizleri bekliyor. Özellikle normal iPhone 12'de 2 farklı ekran boyutu var. Bu iki farklı ekran boyutunun özellikleri aynı olacak gibi dururken ekranlarında bir tık farklılık var. Arka kısmında iki kamera bulunan iPhone 12'lerden bir tanesi 5.4 inç, diğeri de 6.1 inç olabilir. Şimdi ben burada arka kısmında iki kamera dedim de arkadaşlar birazdan bahsedeceğim. Üçüncü bir kamera deliği daha yer alacak. Devam ediyorum. Yine 3 arka kameralı Pro ve Pro Max modellerinde ise 6.1 inç ve 6.7 inçlik iki tane değer alacak. Tabii bu Pro Max modelinde ekran tazeleme hızı da 120 Hz'e kadar çıkabilir. Şimdi burada önemli bir ayrıntı var aslında biz bunu anlıyoruz arkadaşlar. Apple bu sene fiyat politikasında küçük ve daha küçük, büyük ve daha büyük olmak üzere 4 farklı alternatifle yola çıkacak. Yani adamlar pazarda kaybetmiş oldukları payı her sene bir telefon duyurmak yerine 4 farklı telefon duyurmuş gibi yapıp tekrardan kazanmaya çalışacaklardır. Ha bir de arkadaşlar bu Pro olmayan modellerde iPhone 11'de görmüş olduğumuz alüminyum çerçeve yer alacaktır. Pro ve Pro Max modellerde ise paslanmaz çelik tercih edilecek. Renk anlamında ise 4 farklı alternatiften söz ediliyor. Bunlar beyaz, yeşil, siyah ve mavi. Tabi bu renkleri biliyorsunuz işte iridium yeşili, sanatoryum siyahı filan diye bu tarz değişik eklentilerle çıkabilir bu renk isimleri. Gelelim artık kameralara. Şimdi arkadaşlar eğer yanılmıyorsak arkasında 3 kamera yer alan Pro modellerde bir de adına lidar tarayıcı denen ve 3 boyutlu tarama özelliği getiren ayrıca bir sensör yer alacak. Bu 4. kamera gibi görünüyor aslında. Sızıntılara bakacak olursak da ana kamera f1.6 diyafram değerinde ve 64 megapiksel. İkinci kamera 24 megapiksel ve 5x zoom yapabilen telefoto. Üçüncü kamera ise ultra geniş açılı 12 megapiksellik bir kamera olacak. Ön tarafta ise f2.2 diyafram değerine sahip yine 12 megapiksellik bir ön kamera yer alacak. Kameralar konusunda önemli bir ayrıntı var. Özellikle iPhone 12 Pro Max modelinde yer alacak olan sensör tabanlı bir görüntü sabitleyiciden bahsediliyor. Yani bu zamana kadar gördüğümüz en iyi görüntü sabitleyiciyi iPhone 12 Pro Max modelinde görebiliriz. Gelin biraz da teknik özelliklerden bahsedelim. İşlemci tabii ki de bir önceki A13 Bionic olduğuna göre bunda A14 Bionic olacak. Cihazlarda ise hani bir tanesi 4 GB RAM'li olabilir ama genel anlamda 6 GB RAM'li olacaklardır. Bunun haricinde batarya da 4400 mAh'de. Apple'ın kendi optimizasyonunu düşünecek olursak herhalde bu Apple telefonlar artık bir günlük şarjı rahatla çıkarabilecek gibi duruyor. Bu RAM meselesini bir tık daha açmak istiyorum. Bu 12 Pro Max'te ve 12 Pro'da kuşkusuz 6 GB'lık RAM olacaktır. Yani kuşkusuz dedim ama olabilir demek istiyorum. Diğer daha düşük modellerde 4 GB'lık RAM tercih edilebilir. Çünkü Pro'nun bir anlamının olması lazım. Bu da işte bu RAM dememle sağlanıyor. Teknik anlamda şunu da belirtmem lazım. Bu modeller Apple'ın 5G'yi destekleyen ilk modelleri olacak. Ayrıca yine sızıntılara göre 25 Watt'lık bir hızlı şarj desteği, yüksek ihtimalle de bir Type-C girişi yer alacak. Depolamalarda 64, 256 ve 512 GB olur. Belki 128, 512 ve 1 TB
ait görebilir miyiz? Bundan emin değilim ama şu anda güçlü dedikodular 64, 256 ve 512 GB'lık modeller üzerinde. Şimdi bu teknik özellik kısmında A14 Bionic işlemciden biraz daha bahsetmem lazım. Çünkü bu işlemcinin Geekbench testleri sızdı. Bu işlemci sızan Geekbench testlerinde tek çekirdekte 1658 puan, çok çekirdekli testten ise 4612 puan aldı. Şimdi bu puanlar ne demek? Ya bu kadar detayına girmeyeceğim ama kıyaslamanız için S20'nin değerlerini de söyleyeyim. Tek çekirdekte 805, çok çekirdekte 3086 puan olarak belirliyor. Tabi bunu bütün telefonun performansına yormamak lazım arkadaşlar. Çünkü bu yapılan Geekbench testi sadece işlemci için yapılmış. Ve sadede geliyorum arkadaşlar. Türkiye fiyatı ne olacak? Şimdi dedikoduların çok güçlendiği bir nokta var. O da bu 5G muhabbetinin fiyatları bir artı 150 dolar katabileceği yönünde. Biz en iyi ihtimali hesaplayalım. Fiyatının artmayacağını düşünelim. Bu durumda fiyatlar 699 dolar, 999 dolar ve 1099 dolar oluyor. Hem günümüz dolar kurunu hem de vergileri hesaba katacak olursak en düşük model minimum 8000 ila 9000 TL arasında, 999 dolarlık olan model minimum 12000 TL'ye, 1099 dolar olan diğer modelde minimum 14000-15000 TL gibi bir fiyat bariminden ülkemize satışa sunulacak. Fiyatların artık bayağı bir affedersiniz bir şey çıktı arkadaşlar. Bunun farkındayız. Fakat hem dolar kuru hem de işte cihazların ülkemizdeki vergileri falan filan eklendiğinde ortaya bu fiyatlar çıktı. Bana soracak olursanız ya da sormayın, telefon çıkınca konuşuruz. Bu paralar bu telefona verilir mi diye henüz erkenden laf etmemek lazım diyorum ve videomuzun sonuna geliyorum arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere iPhone 12'nin nasıl olacağı ve Türkiye fiyatı hakkında bir takım tahminlerde bulunduk. Videomuzu beğendiyseniz şurada bundan beğen butonuna basabilirsiniz. Ayrıca bildiğiniz başka bir şey varsa lütfen yorum bölümünden bizlere belirtin. Bir de ben bu sondaki muhabbeti çok merak ediyorum. Sizler ne diyorsunuz? Bir cep telefonuna 15.000 TL verir misiniz? Anketimi de hemen şuraya hazırladım. Cevaplarınızı bekliyoruz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.